Yalnız söylerken dediniz ki en başta bir üçte ikisi bizim bu son seçim, son yerel seçimi kastediyorsunuz. Evet. Genel seçimi değil herhalde. Tabii tabii. Son yerel seçimde üçte ikisi klasik CHP seçmenimizin üçte biri de yeni geldi. Evet, doğru. Bu tahlil ettiniz mi? Neden geldi? Ve gidebilir mi? Daha doğru bir ifadeyle bunlar emanet oy mudur? Bir seferlik midir? Kalıcı hale gelmeleri için evet. Ne olması lazım? Yani 2023 Mayıs'ında verilmeyen oylar niye Mart 2024'te verildi? Bu üçte bir kesimden geldi. Bunların kalıcı hale gelip 2028 eğer daha erken olmazsa genel seçimlerinde yine CHP seçmeni olarak kalmasını sağlayacak koşullar neler? Güzel bir soru. Önce şöyle söyleyeyim. 2023 Mayıs'ında bu memleket aslında yönetiminden ve halinden memnun değildi. Ve değiştirmek istiyordu. Ancak altılı masayı Türkiye'yi yönetmek için yeterli görmedi. Hani o zaman diyorlardı ya soğan mı vatan mı? Böyle bir soru olmaz. Eğer bir vatan vatansa zaten soğanı vardır. Soğan mı vatan mı ikilemi içinde kalmadı memleket. Memleket altılı masanın gidişine baktı. Dedi ki bunlar yönetemezler. O nedenle ben bunlara oy vermiyorum dedi. Ancak bu AKP'ye verdiği oyun memnuniyetle verilen bir oy olduğu anlamını taşımıyordu. Kerhen verilmiş oylar. Kerhen verilmiş oylardı ve rövanşı bir yıl sadece geciktirdi. Neye yol açtı? 31 Mart 2024 tarihinde bir yıl evvelki seçime göre çok farklı bir sonuç ortaya çıktı. Sebebi ne? Aslında ekonomik sorunlar aynen devam ediyor. Türkiye'nin otoriter, demokrasiden uzaklaşma sorunları devam ediyor. Sadece bir skaladan bahsedeyim. Bir demokrasi skalası koyarsanız birden 10'a kadar yurttaşa soruyorsunuz. Bu skalanın neresinde görüyorsunuz Türkiye'yi diye? Ortalama %3.9. Bence gene çok iyimserdir. Türkiye o noktada bile değil bence. Dolayısıyla vatandaş bu birikmiş sorunları 31 Mart 2024'de taşıdı. Neden bu sefer oy verdi? Çünkü bu bir yerel seçimdi. Ve yerel seçimde şunu görüyordu. İstanbul Belediye Başkanlığı ben tanıyorum Ekrem İmamoğlu'nu. Ankara Belediye Başkanlığı da tanıyorum. Mansur Yavaş'ı da tanıyorum. Dolayısıyla onlar hakkında atılan her türlü iftira bana yürümüyor. Çünkü bunlar 5 yıl yönettiler beni. Yani su faturasını, elektrik faturasını falan şeyler, teröristler getirmedi. Bir başka şey daha var. Biz hem mevcut başarılı belediye başkanlarımızı korurken yanına da çok dikkatle daha genç, daha kadın bir profil koyduk önlerine. Ve bunların tamamı yurttaşla beraber çalışkan bir zemin yaratmaya aday insanlardı. Buna karşılık AKP kadro üretemedi. Yıpranmış kadrolarını yeniden ortaya sürdü, yeni kadro koyamadı. Üçüncü neden, belki de en önemli nedenlerden bir tanesi, artık AKP yıpranıyor ancak Erdoğan bir yerde duruyor söylemi çöktü. Bakın hep öyle bir şey vardı, hatırlar mısınız? Yani Erdoğan'a laf etmesin kimse çünkü vatandaş onu hep ayrı bir yere koyuyor. 2023'te genel seçimde öyle olmadı mı? Bu dediğinizi doğrular bir sonuç çıkmadı mı? Biraz evvel söylediğim gibi o 2023 dinamiğinin meselesi altılı masaya güvensizlikti. Yoksa Erdoğan iyi yönetir, bugüne kadar çok iyi yönetti, bundan sonra da iyi yönetecek iddiasıyla vermedi seçmen. Ancak altılı masaya baktı, oraya dönmek gerekirse çok kısaca söyleyeyim. Yani 6 kişi bir masada oturuyor, kiminin oyu %0.5, kiminin oyu %25, kiminin oyu %10. Herkes birer şey taşıyor, hani oy verme gücü taşıyor, 6'ya bölünmüş. Bu siyasetin hiçbir yerinde yok. Sonra altılı masa kaybetti diyorsunuz. Sonra onların tamamı Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Hiçbirisi milletvekili olmak istemedi. Mitingleri biz 4 saat, 5 saat yaptık. Kimisi 20 dakika konuştu, bunu kimi 30 dakika konuştu. Bunu hiç görmediniz mi? Mesela böyle bir sonuç ortaya çıkabilir diyenler de oldu aslında parti ya içerisinde. Ya olmaz mı? Parti içinde çok konuşuldu bunlar. Biz hani yanlış bir şey tutturduk oraya ama dönmek ve yani üzmek istemiyorum kimseye ama ilk yanlış iş, ilikleyince diğerleri yanlış mı geldi? O günün parti meclisi ve MYK'sının dili olsa da bunları konuşsak. Bunların tamamı buralarda söylendi ama farklı düşünen arkadaşlarımız da vardı. Kamuoyu araştırmalarını biliyorsunuz. Acayip rakamlar çıktı. Şunu da ifade edeyim size. Sayın Kılıçdaroğlu o seçimi kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun yerine bir başka kişi konulsaydı kazanır mıydı? Ya ben kişisel kanaatimi söylüyorum.
O altılı masa mimarisiyle kazanılmazdı. Yani kazanacak aday yok diyorsunuz. Öyle mimarisi bir şey yok, tasarımı yanlıştı ve o masa adayların tamamını aşağıya doğru çekti. Ama muhtemel iki isim de kendi illerinde çok açık farkla belediye başkanlıklarını kazandılar. Yani ya, niye bunlardan biri olsaydı kazanamazdı diyorsunuz? Şimdi diyorsun. Şöyle, ben Mansur Bey'i de Ekrem Bey'i de çok yakından evet. tanırım. Oy oranlarını da biliyorum. O günkü gerçek anketleri de biliyorum ben. Hani pozitif ve negatif sapmaları diyeyim artık. Hani ayıkladıktan sonra gerçek anketleri biliyorum. Onların şansı belki biraz daha fazla olabilirdi ama onlar bile kazanamayabilirdi. Çünkü altılı masa mimarisiydi en büyük sorun. Hı hı. Bu benim iddiamdır. Hani katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz ama şunu tamamlayayım izninizle. Son seçimde 6 milyon kişi oy vermeye gitmedi. Bunun %20'si CHP seçmeni. Millet sanıyor ki CHP seçmeni tamamen oy verdi. Hayır, %20'si CHP seçmeniydi. Ama yarısı da AKP seçmeniydi. Yani AKP'den de sandığa gitmeyenler oldu, CHP'den de sandığa gitmeyenler oldu. Bunların nedenlerini biliyoruz. Bizim nedenlerimiz başka, AKP'nin nedenleri başka. Ancak şunu ifade edelim ki, yaşanan ekonomik sorunlar, Türkiye'nin yönetilememesi bu sonucun doğmasına etki etti. Dolayısıyla hani CHP geldi, bir değişim oldu, oyları patlattı iddiası fazla iddialı bir laf olur. CHP'deki değişim önemlidir, kıymetlidir ama Türkiye'nin yaşadığı sosyoekonomik yıkım da burada önem taşımaktadır. O zaman aynı soruya CHP, döneyim. Ekonomi düzelirse bu üçte bir oy tekrar oraya, kendi mecralarına geri döner mi? Oraya geleceğim. MHP ve AKP seçmeninden yaklaşık 1,5 milyon insan CHP'ye oy verdi. Bir önceki seçimde MHP ve AKP'ye oy vermiş 1,5 milyon insan CHP'ye oy verdi. Şimdi biz bunları muhafaza edebiliyor muyuz diye bakalım. Efendim, seçim 31 Mart'ta oldu. Bugün 22 Haziran. Demek ki Nisan, Mayıs 2,5 aydan fazla bir zaman geçmiş. Bu 2,5 aylık zaman dilimi insana elim kırılsaydı da bunlara oy vermeseydim dedirtmek için yeterli bir süre. Peki ne olmuş seçim sonuçlarına bakıyorsunuz? Biz o gün %37,8 almıştık. Bugün anketler %35 gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? Demek ki istatistiki yanılma payı içerisinde CHP oyunu koruyor. Kim oyunu düşürmüş? 14 Mayıs'tan bu yana CHP oyunu arttırmış. Yeniden Refah Partisi oyunu arttırmış. Düşürenlere bakalım. AKP oyunu düşürmüş. İYİ Parti oyunu düşürmüş. Cumhuriyet Halk Partisi hangi tabandan daha çok oy almış? AKP MHP'den oy almış. İYİ Parti'den oy almış. Zafer Partisi'nden oy almış. Peki bunları muhafaza edelim. Son seçimi söylüyorsun. Son seçimi söylüyorum. Dem'den de oy aldı tabii ki. Peki, unuttuğum için söylemedim. Dem'den de oy aldı. Bunların Cumhuriyet Halk Partisi'nde muhafazası mümkün müdür? 2,5 ay boyunca mümkün olmuş. Bundan sonrası da mümkün olur mu? Şöyle mümkün olur. İki tane farklı dinamik var burada. Bir, 411 belediye kazandık. Yani toplumun %65'inin yaşadığı kentleri 411 belediye başkanımız yönetiyor. Bu arkadaşlar başarılı olacak mı, olmayacak mı? Bu temel sorunlardan bir tanesidir. CHP'li belediyelerin başarısı bize gelen oyların korunması ve artırılmasında bir etkendir. İkinci etken ne? Artık yerel seçim geçti. Yurttaş önümüzdeki genel seçime bakmaya başladı. Erken seçim çağrılarını görüyorsunuz. Yurttaş şuna bakmaya başlayacak. Evet, belediyeler iyidir. Sosyal yardımları güzel yapıyorlar. İnsanda ayırt etmiyorlar. Yolsuzluk da yok. Ancak merkezi hükümet çok daha önemli. Merkezi hükümeti bunlar A kazanabilecekler mi? B yönetebilecekler mi? Bu mesele iki önemli meseledir. Kazanabilmek nedir? Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir yol izlemeli ki oylarını artırmaya devam etmeli. Bu mütevazılıkla olur. Bu kapsayıcılıkla olur. Bu aynı zamanda kendi seçmenini de kaybetmeyerek olur. Yani bir ustalıklı siyasetten bahsediyorum. İkincisi de... Yani Yılmaz Özdil'le kavga ederseniz, o sosyolojiyle kavga ederseniz kendi seçmeninizi kaybetme riski var. Emanet oyları tutacağım derken orada deşifre edilebilir mi bu soru? Orada çok ince bir nüans var. Biz geçmişte kimseye bidon kafalı demedik. Geçmişte kimseye göbeğini kaşıyan adam demedik.
Bundan sonra da demeyiz, diyenleri de uygun görmeyiz. Şimdi ancak kimseyle de bu yüzden kavga etmeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı da zaten CHP'ye oy vermeyenlere böyle bakıyor değil yani. Yani tabanın tamamı için elbette söylenebilir ama ben şimdi CHP'deki değişim meselesine biraz gelmek istiyorum. Buyurun. Bakın 1949, şimdi bu bidon kafalı meselesi CHP'deki değişimle alakalı önemli bir hikaye. Orada da sizin eski bakanlarınızdan bu Cevdet Kerim İnce Dayı. Bunun bir sözü, işte bu hatıralarda var ya, Bedi Faik'te var ya, Ahmet Emin Yalman'da var. Bir söz kullanıyor, bir ifade kullanıyor ve tam ifadede bunu yarattığı şeyi söylüyor. Diyor ki bu ifadesi gazetelerde ve Ankara'nın siyasi muhitlerinde galeyanlı münakaşalara sebebiyet vermişti. Ne demişti İnce Dayı, Cevdet Kerim İnce Dayı? Demişti ki Aydın'da yaptığı bir konuşmada, doğuda jandarma ile tedbir almazsak halk reyini Hasso'ya, Memo'ya verir. Hasso'lar, Memo'lar iktidara gelir manasında bir ifade kullanıyor ve o Ankara'da büyük tartışmalara sebebiyet veriyor. Şimdi CHP herhalde kabul edersiniz ki o tek parti dönemi bir aydın hareketi olarak, bir elitist hareket olarak Türkiye'nin siyasetinde rol oynadı. 1950'ler, o süreç, tek parti dönemi. Bu ifadeler, bunun gibi yaklaşımlar, 1950'de de Demokrat Parti bunun bir antitezi gibi iktidara gelmişti. Şimdi bugün Özgür Özel'in zaten bu partinin 47 yıl sonra birinci parti olmasının sebebi bu zihniyetten yaşadığımız kopuş demesi. Seçmen sana oy vermiyorsa bidon kafa olan sensin demesi. Bence son derece önemli. Tarihi bir açıklama. Yani benim geçmişinizde bu var mı demiş geçmişinizde oluyor. Geçmişinizde bu var diyorum. Bütün Özgür taban Özel olarak Özgür oluyor. Özel de bunu zımnen kabul etmiş görünüyor. Tamamında değil, tabanın tamamında değil CHP'nin, ama bu var. Bu da bunun zımni kabulüdür. Ama buna itiraz ediyor ve bu bir kopuş ifadesini kullanıyor. Bu çok kritik bir hikaye. Benim anlamaya çalıştığım bu Özgür Bey'in genel başkanlığa gelişi Kasım 2023 sonrasında kullandığı dil, söylem, Kemal Bey'in dilinden, söyleminden ciddi farklılıklar arz ediyor. Burada bir yenilik var. Burada bir yeni CHP var mı? Yeniliğiniz nerede? Tadat edilmiş, sıralanmış, yazılmış, kayda düşmüş bir ideolojik temeli de olan, uzun tartışmalardan sonra biz artık o değil bu olmalıyız. Bir karar gibi bir şey. Bir tutum belgenizi okudum. Yeni bir tutum belgesi var. Bu eleştirilere de altılı masadan, Kemal Bey zamanında alınan kararlarda, onları da ciddi ciddi eleştiren ifadeler de gördüm orada. Ne kadar yeni ve biz yeni CHP diyebilir durumda mıyız? Öyle bir yenilik mi bu? Yani evet. Bir yeni varsa altı bir eski dolu var. Mu? Yoksa eski kimdi, yeni ne? Yani bir ekleme manasında bu söylediğiniz dönemden en önemli değişiklik Ortal'ın solu. Ecevit. Tabii Ecevit. Yani o dönemde CHP başka, bambaşka bir şey oldu. Yani bir Bülent onun gibi Ecevit'in, onun gibi bir şey var mı? Bir şey mi oluyor? Bunu bir anlayalım. Şimdi önce ilk söylediğiniz örneğe kısaca bir dönmek isterim. 1949'da örneği verecekseniz ben de size dörtlü takrirle yeter artık söz milletindir diyenlerin mecliste yaptığı konuşmaların bazı tutanaklarını sunarım. Onlar da CHP'liydi demek istiyorsunuz değil mi? Onlar Demokrat Parti'yi kurmuşlardı. Evet ama CHP'li olarak kurdular. Yani başka parti yoktu. Tabii Gürkan tabii. Bey. Yoktu. O yüzden başka Atatürk'ün partisi zaten evet, CHP'li. Evet. Evet. Yani bunu hep söylüyoruz ama burada, başka şimdi, parti mi vardı da Atatürk o partiye yani gitsin diye. Yani. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bir milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1949'da yaptığı konuşmayı CHP'nin kökeni olarak sayacaksak o zaman da ben size Demokrat Parti'nin kökeni olarak bir örnek vermek istiyorum. Sakince bunu dinleyelim. Şunu söylüyorlar. Toprak reformuna ve köy okullarına karşı çıkıyorlar. Toprak reformuna karşı çıkarken de diyorlar ki toprak dağıtılamaz. Çünkü topraksız köylü yeterli zekası olmadığı için o toprağa kavuşamamıştır. Hı hı. O zekası sahip olmayan köylüye o toprağı verirseniz zaten işletemez diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bakın o dönem hani İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği, bir yeni dünyanın kurulduğu bir dönem ve Cumhuriyet Halk Partisi tek partiyken 1950'de iktidarı Demokrat Partisi'ne devretmiş ve İsmet İnönü bunu kendisinin en büyük siyasi başarısı olarak almış bir yerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihiyle benim hiçbir sorunum yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok şanlı bir tarihi vardır. O tarihte bu memlekete hizmet etmekle örülmüş bir tarihtir. Bunu söyleyelim. Gelelim bu tarafa. Bu tarafa gelelim. Şimdi
101 yıllık bir partiden söz ediyoruz ve bunun son 21 yıllık dönemini tek başına Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldığı, geçtiği bir dönemden söz ediyoruz. AKP bunu yaparken muhalefetin eksikliğinden söz etmemek mümkün olabilir mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi sağlam ve güçlü bir muhalefet yapsaydı 2002'den bu yana AKP kesintisiz bir 21 yılı bugüne kadar getirebilir miydi? Dolayısıyla burada bir öz eleştiri yapmak lazım ve bu öz eleştiriyi de çok dikkatle yapmak lazım. Yani AKP'nin tek parti devletine nasıl dönüştüğü dönemleri iyi izlemek lazım. Bakın Ömer Çelik'le ben doktoradan sınıf arkadaşıyım. Siyasal'la beraber doktora yaptık. Çok sık şunu söyler derste öğrendiğini. Bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin der valileri aynı zamanda belediye başkanıymış. Ya doğru, hangi yıllarmış? İl başkanı. Evet, 1930'lu yıllar. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Toplamı 9 ay falan. Peki senin bugün valilerin aynı zamanda atanmış belediye başkanı gibi çalışmıyor mu arkadaş? Yani 1930'lara sen bunu örnek veriyorsun, ben sana getiriyorum. 2015'ten 2020'den bahsediyorum. Yani kışın buzdolabı dağıtan Tunceli valisini bir aklımızda tutmak gerekmiyor mu? Ya dolayısıyla buradan bir tek parti devleti kuruldu ve buna karşı mücadele etmek kolay olmadı. Şunu çok samimiyetle söyleyeyim. Bu partinin her kademesinde çalışmış bir insan olarak söyleyeyim. Çok zorlandık. Outdoorlarımızı asmadılar. Herhangi bir şekilde dışarıda çalışan arkadaşlarımız özgürce çalışamadılar. Polis baskısı oldu, vergi baskısı oldu, jandarma baskısı oldu. Her türlü şeyle muhatap olduk. Ama buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi yılmadı. Şimdi bir başka döneme doğru dönüyoruz. Peki bu başka dönemi nasıl tanımlamak lazım? Hı. Ne zaman oldu bizim kurultayımız? 4-5 Kasım arkadaşlar. 4-5 Kasım 2023. O günden bugüne daha 7 ay ancak geçti. Evet. Hani sanıyoruz ki böyle insan içinde yaşınca zamanı çok uzunmuş gibi anlatıyor. 31 Mart'a kaç gün vardı biz kurultayımızı bitirdiğimizde? 3 ay vardı. 4,5 ay vardı. Yani düşünün ki o 4,5 ay boyunca siz çalışacaksınız, adaylarınızı belirleyeceksiniz, kampanyanızı belirleyeceksiniz ve bir seçime gireceksiniz. Şunu çok keyifle ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi bu süreci başarıyla geçti. Hata yapılmadı mı? Ya yapılmaz olur mu yani? Benim katılmadığım, beğenmediğim dünya kadar iş var. Peki ben mi haklıyımdır yoksa MYK ve PM mi haklıdır? Ben tek başıma bir insanım. Belki de onlar haklı. Belki de ben haklıyım. Bunu tarih gösterecek. Ama şunu ifade ederim ki toplamda Cumhuriyet Halk Partisi bu dönemi başarıyla geçti. Kadrolarını gençleştirebildi. Kadrolarına kadın koyabildi. Başarılı belediye başkanlarını muhafaza edebildi. Ve topluma yerel yönetimlerde seni çok iyi temsil ederim konusunda vatandaşı ikna etti ve bu oyu aldı. Bu saatten sonra değişimi nasıl tanımlamamız lazım? Bunu da ifade edelim.